Okay, sit down. Thank you. Goodbye. Nasıl? Bence efsaneydi. Başladık mı? Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi konularımızı bitirdik. Malum, anlattık her şeyi. Bahsettik. Bahsettiğimiz her şeyi zaten tahtaya yazdım. Şimdi gelelim şunlarla biraz konuşalım, biraz cümleler kuralım. Neler yapabiliyoruz, kapasitemiz nereye geldi hepsini öğrendiysek. Onlardan bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak biliyorsunuz gibi tekrar yapalım. Cümlelerimiz her zaman are you, we, they, he, she, it ifadelerinden biriyle başlıyor. Ardından cümle sıralamamıza göre hemen bir yardımcı düşünüyoruz ki bizim cümlemizin zamanı belli olsun, olumlu olumsuz soru olduğu belli olsun ve bizim cümlemizin ne anlattığı bir nebze ortaya çıksın. Yardımcı seçiminden sonra da verb veya da bir noun kullanıyoruz. Verb dediğimizi artık biliyoruz. Sonu mekmakla biten ifadeler. Noun dediğimiz şey de bizim isim diye nitelendirdiğimiz işte ne olur bunlar? Ne olur bunlar? Ali, Ayşe, Fatma, öğretmen, doktor vesaire vesaire. Bunlar işte isimler oluyor. Ya mekmaklı bir ifade ya da isim kullanıyoruz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şunların kısa bir tekrarından sonra bizim günlük hayatta çok sık kullanacağımız bazı mekmaklı ifadeleri göstereceğim ben size. Ve bunlarla biz her bir yardımcıyla cümleler kuracağız. Yaklaşık bir 20-25 tane fiil göstereceğim ben size bu bölümde inşallah. Allah nasip ederse, değil mi? Nasip olursa da nasipten öte yol. Yok. Nasip olursa yol göstereceğiz, bir şeyler yapacağız oradan da tık, onları halledeceğiz. Şimdi am, is, are ve was, were. Am, is, are ve was, were neydi? Bizim cümlede olduğumuz bir şeyden bahsederken kullandığımız iki tane yardımcı çeşidimizdi. Kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Bir am, is, are, iki was, were olarak. Neden? Am, is, are şu andan ve genel bir zamandan bahsederken bizim was, were'ümüz geçmişten bahsediyordu. Ardından do, does ve did üçlüsünden bahsettik. Dedik ki do does bizim genel bağlamda yaptığımız şeylerden bahsederken kullandığımız bir ifade. Did ise geçmişte yaptığımız bir şeyden bahsederken yaptım, ettim, gittim, geldim derken kullandığımız ifadeydi. Bu üçlünün ortak bir özelliği vardı. Öyle değil mi? Bu üçlü ne yapıyordu? Olumlu cümlelerde no. Ben diyor ortaya çıkmam. Do ortaya çıkamayınca mekmaklı ifademizi yalın. Does çıkamayınca s takısı almış halde. Did çıkamayınca da hop bu ne ya? İkinci halinde kullanıyorduk. Öyle değil mi? Bu çirkin oldu ya. Hemen hop rötuşlar, tamam. İkinci halini kullanıyorduk ki karşımızdaki kişi cümlemize yardımcı olmasa da hangi zamandan bahsettiğimizi anlasın. Ardından am, is, are, was, were ve ardından gelen ing'yi almış mekmaklı ifadeyi gördük ve dedik ki bu ing bize Türkçedeki yoru hatırlatacak. Geliyorum, gidiyorum, yapıyorum, ediyorum vesaire vesaire, değil mi? Bunu hatırlatıyordu. Peki am, is, are ve was, were ne içindi? Zaman. Zaman için. Am, is, are dersen şu anda yapıyorum. Was, were dersen geçmişte yapıyorum. Değil mi hocam? Çılgınsınız. Sonra will dedik. Can dedik. Must, may ve shall dedik, değil mi? Shall. Shall dedik. Bunlar kendisinden sonra her zaman ne istiyor? Mekmaklı ifadeyi. Olduğu gibi. Go ise go. Swim ise swim. Eat ise eat. Run ise run. Değil mi? Bunlardan sonra daima yalın halde kullanacağız. Will ne anlam katıyordu? Ecek acak. Yapacağım, edeceğim, gideceğim, geleceğim. Can? Hate. Hayda bre. Ben bu işi var ya. Anasını ağlatırım. Ben yapabilirim. Must? Çabuk çabuk bir an önce halletmeniz. Ay yandık. Tamam. May? Acelesi yok ama belki bir şeyler olabilir yani, belki. Should, pardon, shall, hani ya bana ne yani, hani bence böyle olmalı ama bana ne, benim bu konuda bir söz geçerliğim yok, bana ne, bence böyle olmalı. Küt, ne yaptık, aldık, yapıştırdık böyle salya sümük ortaya, bence böyle olmalı, tamam. Şimdi birkaç fiil öğrenelim ve örneklendirelim. İlk olarak öğrenmenizi istediğim şeylerden birisi ask, sormak. Süper. Sormak veya rica etmek demektir, tamam mı? Şimdi am, is, are ve was, were ile ben bunu kullanamam. Çünkü ask soru sormak demektir. Bu benim yaptığım bir şeydir. Ama ben am, is, are, was, were ile yaptığım bir şeyden değil, olduğum bir şeyden bahsediyorum. O yüzden am, is, are, was, were'ü direkt ne yaptım? Eledim. Elimde ne var? Do var. Mesela ben soru sorarım diyeceğim.
I dedim. Yardımcı olarak do'yu seçtim. Çünkü ben böyle sorarım. Yani dün de soruyordum, bugün de soruyorum, yarın da soracağım değil mi? Ben soru sorarım abi, bu benim huyum. Tamam mı? I dedim. Do'yu seçtim ama neyi hatırladım? Cümlem olumlu. Do'yu kullanmayacağım. O yüzden eski ne yapıyorum? Olduğu gibi saçıyorum ortaya. I, do çıkmadı. Soru sormak anlamına gelen ask. Ne oldu? I ask. Yani ben soru sorarım. Ben sorarım arkadaş. Ben böyle bir insanım. Ben sorarım. Ne var sonra? Does. Yani he, she, it için genel bağlamda yaptığımız şeylerden bahsederken kullandığımız yardımcı. Mesela diyelim ki Ali de sorar. Ben sorarım. O da sorar. I ask. Ben sorarım agacım. Ben bu iş, benim işim bu. Diyeceğim ki o da sorar. Nasıl diyorum? He. Does'ı düşündüm hemen. Genel bağlam tamam. Ama does ortaya çıkmıyor ki yine. Ne yapıyor o yüzden? Şu S takısını ask'e yollayacak. He dedim. Does'ı çıkarmadım. Ask'i ne yaptım? He asks. He asks. O sorar. O sorar abi. Mesela iş arkadaşın geliyor. Ya oğlum bu herif kim lan, bana böyle şekil yapıyor falan. Oğlum. He is the boss. O ne? Boss. Yani patron. O ne yapar? He asks. O sorar. Önceki cümlede neden is kullandım? Çünkü yardımcıdan sonra fiil değil, bir isim kullandım. Boss dedim. Patron olmak. Değil mi? Patron olmak. Burada yapılan bir şey yok ki. Burada olunan bir şey var. O yüzden emizar was were ikilisi geldi aklıma. Dedim o bizim şu anda patronumuz. O zaman emizar kullanacağım. Yapıştırdım. He is the boss. O patron. He asks. O sorar. Oğlum geç bunları. Tamam. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Yok. Devam edelim. Başka bir fiille devam edelim. Emizar verb ing'e gelirken. Answer. Answer da cevap vermek. Şimdi ask, soru sormak. Answer, cevap vermek. Şimdi bakıyorum. Pardon, buradayız değil mi? Did'deyiz ya. Did'deyiz. Diyecek ki mesela, oğlum işte sana soruyorum soruyorum cevap vermiyorsun. Yok, ben cevap verdim. Yaptım bu işi geçmişte. Did'le kuracağım. Ne diyorum? Ben. Did ortaya çıkar mı olumlu cümlede? Hayır. O zaman ne yapacağım? Answer'a ed takacağım. Değil mi? Ne diyeceğim yani? I did görünmedi. Answer'ı ne yaptım? I answered. Hatırlıyor musunuz? Geçmişe attı. I answered. Ben cevap verdim babacığım. I answered. Bana hesap soramazsın. Değil mi? Bu kadar basit. Ardından am is are verb ing. Your. Cevap vermek, cevap veriyor. Yani diyeceğim ki mesela şöyle diyeyim. Sen cevap vermiyorsun diyeyim. Şu anda sen cevap vermiyorsun. Arıyorum arıyorum cevap vermiyorsun diyeceğim. Kim? Sen. Bak ben diyor oradan. Sen. Yani you. Değil mi? Am is are üçlüsünden hangisini seçiyorum you için? Are. Değil mi? Olumsuz yapacağım değil mi? Yardımcıdan sonra bir olumsuzluk ekine ihtiyacım var verb ing'ye geçmeden. You dedik. Are not. Neydi fiilim? Answer. Ama ne yapacağım? Answering. You are not answering. Abi cevap vermiyorsun. You are not answering. Değil mi? Bu kadar basit. You are not answering. Ardından hop ne var biliyor musunuz? Begin. Begin başlamak demek. Nerede kaldık? Was, were, verb ing. Yani başlamak, ing takarsan başlıyor. Was, were yaparsan başlıyor. Dum. Mesela diyeceğim ki ya işte odada mesela arkadaşınızla falan takılıyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. Çok içeri babanız yürüyor. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Tam başlıyorduk, geldin yani. Derse başlayacaktık, geldin. Derse. Derse başlayacaktık. Tamam. Ne diyeceksiniz? We, yani biz, were beginning. We were beginning. Başlıyorduk, geldin işin içine yani. Değil mi? We were beginning. Biz başlıyorduk. Ardından ne var? Will. Mesela diyeceğim ki Ayşe yani çok kilolu bir insan. Tamam mı? Diyeceğim ki yani Ayşe diyete başlayacak. Will kullanacağım bariz. Ayşe'den bahsederken ne kullanıyorum? She. She dedim. Yardımcı seçimim will'den yana çünkü ileride yaşanacak bir şeyden bahsediyorum. She will. Fiilim neydi? Begin. She will begin. O başlayacak neye? A diet. She will begin a diet. O bir diyete başlayacak. Tamam? Okey miyiz? Harika. Call. Aramak. Tamam mı? Ne var sırada? Can. Şimdi diyeceğim ki arkadaşım ben meşgulüm. Ben seni arayamam. Ben seni şu anda arayamam. Tamam? Nasıl diyorum? I can not.
I cannot. Fiilim neydi? Olduğu gibi yazacağım. Call. Kimi? You. I cannot call you. Ben seni arayamam. I cannot call you. Neden? Because, çünkü I am busy. Ben neyim? Busy'yim. Meşgulüm. Neden am kullandım? Niye can kullanmadım? Çünkü yaptığım bir şey var mı burada? Ben meşgulüm cümlesinde yapılan bir iş var mı? Yok. Ben meşgul olmamdan bahsediyorum. Olmak yani. O yüzden ikinci cümlede am kullandım. Because I am busy. I cannot call you. Tamam. Sonra da diyeceğim ki mesela telefonunuz çaldı, açtınız. Mesela ya kanka işim var, ben seni sonra arayabilir miyim? Yapabilir miyim? Soruyorsun bak, yapabilir miyim? Nasıl diyeceksin? Soru cümlesi yaparken ne yapıyoruz? Yardımcıyla bu yedilinin hemen yerini değiştir. Al can'i başa. Telefondayım bak, ne diyeceğim? Can I? Fiilim neydi? Call kimi? You. Can I call you? Ya ben seni hani arayabilir miyim kanka? Benim işim var hani. Boş yapma. Can I call you? Hadi. Yürü git. Tamam? Anladık mı? Süper. Come. Yani? Gelmek. Gelmek. Değil mi? Sırada ne var? Must. Şimdi. Sene 1985. Rio'dayız. Tamam mı? Hayal edin. Rio'dayız. Ben acayip bir Queen hayranıyım. Tamam mı? Siz de Queen konseri olduğunu öğreniyorsunuz. Daha hani gününde öğreniyorsunuz. Benim de haberim yok. Çat, biletleri alıyorsunuz ve beni arıyorsunuz. Bana ne diyorsunuz? Oğlum, you must come. Yani gelmelisin, gelmelisin. Hemen bir an önce bu işi yapmalısın. Siz must deyince ben ne düşünüyorum? Kesin gitmeliyim. Şu anda kesin gitmeliyim yani. Anladık mı? Ne diyorsunuz sonra? Queen is on tonight. Queen bu gece on. Sahnede. Değil mi? Neden is kullandık? Çünkü adamların burada yaptığı bir şeyden değil, olduğu yerden bahsediyoruz. Sahnede on olmasından bahsediyoruz. İlk tarafta ne dedik? You must come. You must come. Kanka şş, yandık. Freddy var oğlum. Anladın mı? Tamam. O yüzden ne yaptık? Hemen hadi oğlum must dedik. Sonra ne var? May. Mesela ne yapıyoruz? Gidiyorsunuz şeye, atıyorum Mabel Matiz konserine gidiyorsunuz, beni arıyorsunuz. Ya hocam işte konser var, valla gel ya falan, Mabel Matiz okuyacağız, kopacağız falan. Hani ben de ne diyorum? Valla birader kusura bakma da ne bileyim yani. I may come hani. Hem sizi üzmeyeceğim bu cümleyle. Hani I may come. Hem size ümit vereceğim hem de gelmeyeceğim. Hani belki gelebilirim diyorum. Anladık mı? Evet. Süper. Sonra ne var? Do var. Do ne demek? Yapmak. Soyut bir şeyi yapmak. Ödev yapmak, ev işi yapmak. Tamam? Yapmak. Ne var sırada? Shalt. Sırada milletin ağzına shalt diye yapacak bunu. Ya ciddi alanlar olacak. Aynen. Shalt değil. Should arkadaşlar. Should. Should'dayız. Diyeceğiz ki do'yu kullanacağız. Mesela şöyle bir hikaye uyduralım. Arkadaşınız size geliyor. Diyor ki ya kanka benim basenlerim bu ara böyle şişti. Oy gibi oldum. Yaz da geldi. Sence ne yapmalıyım? Şimdi sorun senin sorunun değil. Basen senin değil. Sen at gibisin. Hani ona akıl vereceksin. Bence böyle yapmalısın. Ne diyorsun? You should do aerobics. Ne yapmalıymış? Aerobik yapmalısın. Buradaki should ne demek biliyor musun? Ya bana ne? Git aerobik yap, spor yap, atletizm yap, jimnastik yap, yap. I think, bence you should do aerobics. Bence kanka aerobik yapmalısın. Hani neden diyecek olursan böyle böyle. Ama bana ne? Değil mi? Must nasıldı? Freddy geliyor. Hemen. Should nasıl? Yani bana ne? Yani bence böyle olmalı ama bana ne? Okey? He, bak şimdi. Bu da do. Ne ayak bu? Cevap yok. Neden? Çünkü buradaki do, yardımcı olan do, yapmak anlamına gelmez. Bu ne yapar? Bize zaman bildirir sadece. Bizim kullandığımız do, yapmak demek. Fiil o. Ve bir fiilin burada işi yok. Bu yardımcı. Şimdi do yardımcısı ile ve do fiili ile bir cümle kuracağım. Diyeceğim ki ben spor yaparım böyle. Ben sporcuyum, ben spor yaparım abi. Nasıl kuruyorum? I dedim. Ya da I demeli biz spor yaparız diyelim. We. Tamam mı? Do olumlu da ortaya çıkar mı?
O zaman do'nun çıkmadığı yerde ne yapıyorum? Tak, olduğu gibi yazıyorum değil mi fiili? Fiilimiz ne? Do. Ne diyeceğim? We do çıkmadı. Fiil olan, yapmak anlamına gelen do'yu kullandım. We do. Biz ne yaparız? Sports. We do sports. Geliyor mesela elemanın biri. Kanka siz ne yapıyorsunuz burada ya? Sürekli geliyorsunuz buraya. We do sports. Spor yapıyoruz. Dün de yaptık, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Okey? Sıkıntı yok. Aradaki farkı anladınız değil mi? Do'umu da tuttu. Okey. Sırada go var arkadaşlar. Go nedir? Gitmek demektir. Ve yardımcı olarak da neredeyiz? Does'dayız. Yani ben he, she, it'ten bahsedeceğim. Mesela şöyle diyeceğim. Genel bir zamanda Ahmet'in pub'a gitmesinden bahsedeceğim. Mesela Ahmet'ten hoşlanan bir kız var. Geliyor bana soruyor. Ya işte hocam Ahmet nasıl veriyor? Ben dedim ki vallahi Ahmet pub'a gider, bar'a gider, disco'ya gider. Dün de yaptı, bugün de yapıyor, yarın da yapacak. Böyle değil mi? O yüzden ne diyorum? He. Yardımcı. Ama ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. O yüzden go ifadesine ne yapacağım? Does'daki s'i paslayacağım ki karşıdaki burada does olduğunu anlasın. Benim böyle bir zamandan bahsettiğimi anlasın. He çıkmadı. Goes. He goes. Nereye gider? To pubs, clubs, discos. Right? Kluba gider, pub'a gider, bar'a gider. Bırak, almaz Ahmet'ten. O gider. Okey? Sırada ne var? Did. Yani gittim. Değil mi? Gittim. Mesela dün nereye gittin? Dün Bursa'ya gittim. Değil mi? Hatta onlar dün Bursa'ya gitti diyelim mesela. Onlar ne demek? They. Yardımcımız did. Lakin ne olmuyor? Ortaya çıkmıyor. Ne yapıyoruz did ortaya çıkmadığı için? İkinci haline kullanacağım go'yu ki karşımdaki zamanı anlasın. Değil mi? Bir daha buraya gelip they go dersem sanki ortaya çıkamayan do gibi olur çünkü. Hani böyle bir zamandan bahsediyormuşum gibi olur. Did ortada olmadığı için ne yapacağım go'yu? İkinci hali olan went ile kullanacağım. Ne dedik? They çıkmadı did. Went to Bursa. They went to Bursa. Onlar Bursa'ya gitti. Okey? Sıkıntı? No problem. Sırada have var arkadaşlar. Have'in birçok anlamı var aslında ama en çok kullanılanı sahip olmak ve yemek yemek anlamında kullanılır. Mesela have'den sonra breakfast yani kahvaltı, lunch öğle yemeği, brunch nedir brunch? Ara öğün. Bak şimdi breakfast'ın br'si, lunch'ın unçu. Brunch. Hani şimdi üniversite öğrencileri böyle gibi. Hani üniversite öğrencileri şimdi saat 3'te kalkıp kahvaltıya gidiyorlar ya. O işte brunch, tamam? Evet. Ne zaman gidersen git. Ne zaman gidersen git. Ama kahvaltı yaptığın zaman brunch oluyor işte yani. Öğle saatlerinde yapılan kahvaltıya brunch deniyor. Pazar kahvaltısı. Gibi. Pazar kahvaltısı gibi de diyebiliriz ama tam olarak o değil. Benim dediğim gibi hani öğlen yapılan kahvaltı brunch. Breakfast, brunch, lunch ve dinner, akşam yemeği ya da supper gibi ifadeler kullandığınızda have'den sonra yemek anlamına geliyor. Şimdi bir de sahip olmak anlamı var dedik. Bizim sıramız nerede? Am, is, are, were, ing'de. Ne yapacağız? Burada biz yemek anlamını kullanalım. Diyelim ki mesela hani arkadaşın aradı. Ya kanka dur bekle yemek yiyoruz diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Biz, we, şu anda yiyoruz değil mi? Are, neydi? Yemek, have ama ne yapacağım? Kanka we are having mesela dinner. Akşam yemeği yiyoruz. We are having dinner. I will call you back. Ben seni geri arayacağım. Ne dedik? We are having dinner. I will call you back. See you. Fuck off. Tamam. Ne diyorlar? İngilizce zor. Nah zor. Ne var sırada? Was, were, were, payence. Mesela kız arkadaşınız diyor. Lan ya telefonu niye açmadın? Sabah 10'da ben seni aradım. Sen de hemen ne diyeceksin? Aşkım kahvaltı ediyordum ya. Sanki başka kızın yanına değilmiş gibi değil mi? Hani kahvaltı ediyordum aşkım, bir şey yapmıyordum. Nasıl diyeceksin? I was having breakfast. Bir şey değil. I was having breakfast. Kahvaltı ediyordum. Tamam. Bunu da çözdük. Sırada ne var? Help. Sırada help var arkadaşlar. Ve yardımcı olarak da will'deyiz. Yani gelecekte yapacağımız şeyler. Mesela elemanın birisi yapıştı. Ya kanka benim bir soru formatı var, formatı var. Allah senin belanı versin. Tamam atacağım. Sana yardım edeceğim. Nasıl diyoruz? I will. Neydi fiilimiz? Yardım etmek. Help. I will help. Kime? You. I will help you. Tamam lan Allah seni kahretsin. Sana yardım edeceğim ya. Git ya git. Tamam. I will help you. Ne var sonra?
yapabilirim ya da yapamam ya da yapabilir miyim? Değil mi? Ne diyelim mesela? Diyelim ki lalım ben sana yardım edemem. Benim işim gücüm var. Nasıl diyeceğiz? I cannot help you. I cannot help you. Ya bana yardım et. I cannot help you. Sana yardım olamam. Neden? I am busy. Ben neyim? Busy neydi? Meşgulüm ben. Neden am kullandım? Çünkü meşgul olmak. Öncesinde niye can? Çünkü yapamam. Yapabilemem, beceremem. I cannot help you. I'm sorry. Tamam? Anladık mı? Sırada ise leave ifadesi var. Leave demek ayrılmak, bir yeri terk etmek, gitmek anlamlarında kullanılır. Yardımcı sıramızda must'tayız. Yani hemen hemen bir an önce yapmalıyız. Değil mi? Mesela tak Allah zelzele oluyor, deprem oluyor. Hemen ne diyorum ben size? Guys, we must leave. Hemen buradan olup gitmeliyiz. Neden? Oğlum zelzele oluyor lan. Acil hemen. Bir an önce yapılması gerek bu işin değil mi? We must leave. Bizim basıp gitmemiz gerek. Okey? Sırada ne var? May. Mesela 6 aydır kiranı ödemiyorsun. Artık kapıya dayanıyor. Tak 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 tak. Selamını ödeyim. Ne olur çık git ya. 6 aydır kira vermiyorsun. Çık. Sen ne diyorsun? Atabiliyorsan at. Hadi. Hadi at. Sonra ne diyorsun? Dönüp böyle hani şak bir böyle sırıtışla. I may leave. Hani evi terk edebilirim. I may leave the house. Hani belki. Değil mi? Elimde kontrat var. Atabiliyorsan at. I may leave. Hani hadi şulak diye böyle kapıyı çarpacaksın. Ya bak 6 aydır kira ödemediğin ev sahibiyle affedersin geçiyorsun ya şu yapıyla İngilizce olarak. E bir de diyorlar ki İngilizce zor. Olur mu hocam? Kesinlikle. Sırada look. Hayır burada should da fiil olarak look. Yani bir bakmak, iki görünmek. Şimdi ben should ile görünmek ifadesini kullanacağım. Mesela arkadaşınız çok sevdiği, aşık olduğu çocukla buluşacak. Sana geliyor, aa kanka Mertcan'ı ayarladım bu gece buluşuyoruz. Sence ne yapmalıyım? Bana ne? Ben mi buluşacağım Mertcan'la? Değil mi? Heh, ben ne yaparım ona sadece? Akıl veririm. Ben ona ne diyorum? Ya, kanka ne biliyorum? Güzel görünmelisin bence. Değil mi? Nasıl diyeceğim? You should. Neydi görünmek? Look. You should look. Nasıl? Beautiful. You should look beautiful. Ama bana ne? İster çuval giy git, ister çıplak git. Bana ne? İster Mertcan'ı striptiz yap. Bana ne? Ben ne hani? You should look beautiful. Ne bileyim ya bence güzel görünmelisin. Ama iş sende, karar sende. Okey? Dönelim başa. Emizar bazı öyle look ifadesini kullanamayacağım. Çünkü look yaptığım bir şey, olduğum bir şey değil. Yine do'ya geldim. Diyeceğim ki mesela bir kıza yürüyorum. Nasıl yürüyorum? Oo, bebeğim muhteşem görünüyorsun. Nasıl diyeceğim? You do ortaya çıkar mı? O yüzden look'u ne yapacağım? Olduğu gibi çakacağım. You look wonderful. Muhteşem gözüküyorsun ya. Böyle ben seni ara ara görüyorum da yani. Harikasın bakıyorum da. You look wonderful. Bak gördün mü? 2 dakikada ne yaptın? Kızı götürdün. Neyin sayesinde? Hep FK language. Hiç. Sırada ne var? Make var. Make ne demek? Yapmak demek. Hatırlarsanız bir de do vardı. O da yapmak demekti ama üstüne basa basa şunu söylemiştim. Do soyut bir şey yapmak. Ödev yapmak, spor yapmak, atletizm yapmak vesaire vesaire. Make somut bir şey yapmak. Mesela pasta yapmak, kek yapmak, börek yapmak, yemek yapmak. Okey? Sırada ne var? Does. Şimdi diyeceğim ki Canset güzel kek yapar diyeceğim. Tamam mı? Canset benim anam. Ne diyorum? She. Does çıkıyor mu? Genel bağlamdan bahsettiğim için does seçtim ama cümlem olumlu çıkmıyor. O yüzden make ifadesini ne yapacağım? Makes. She makes. O ne yapar? İyi kekler. Yani she makes good cakes. Benim annem güzel kekler yapar. Benim annem böyle güzel kek yapmayı nereden öğrendi? Nereden öğrendi? O reklamdan. Ay hatırlamıyor musun? Çilek koyuyor ve babam diyor pasta yapmayı öğrenmişti. Hatırlamıyor musun? İlginç. Ondan sonra did var. Diyeceğim ki mesela senin için kek yaptım aşkım. Yaptım yani eskiden. Nasıl diyeceğim? Ben
Did ortaya çıkar mı? Olumlu bir cümle. Çıkmadı. Geçmişten bahsediyorum. Did'i seçtim. Olumlu olduğu için kullanamadım. Make'in ikinci halini kullanacağım. Yani made. Hani böyle tişörtlerde, ambalajlarda falan filan made in Turkey, made in China yazar ya, made. Oradaki made, make, yapmak ifadesinin ikinci ve üçüncü halidir. Ne diyorum? I çıkmadı. Make'in ikinci hali made. Ne yaptım? I made a cake. Bir kek yaptım. Kimin için? For you. I made a cake for you. Senin için bir kek yaptım. Görüyor musun bak? İki dakikada neyi öğrendin? Komşuna yavşamayı öğrendin. Değil mi? O sana mesela tabak getirdi. O sana mesela o sana pizza getirdi. O tabak geri gider mi? Bizim adetimizde var mı öyle şeyler? Ne yapacaksın hemen? Kek yaparsın, koyarsın, dersin ki ha işte thank you so much, I made a cake for you. Ben de size bir kek yaptım hani. Hatta böyle biraz böyle sarıysan falan böyle Rus aksanı yapacaksın, hani Türk olduğunu belli etmeyeceksin. I made a cake for you, but just for you. I want you to eat it now. I want to see you eat that cake. Okay? Ya da böyle Hintli aksan da yapabilirsin. Biliyor musunuz Hintli aksan? A lot of people here talk like this in India, but I don't know about Indian culture because I was born in America. Hiç duydunuz mu öyle aksan? Rus'u anlamış mıydınız az önce? Where are you coming from? Ha? Rus çeteleri falan. Çok film izliyorsunuz ama o kadar izlemeyin. Okay. Sırada play var arkadaşlar. Ne demek play? Oynamak. Tamam mı? Oynamak. Ama böyle değil. Tamam. Hani böyle oynamak. Böyle oynamak. Aa kalem. Tamam neyse hallederiz. Hallederiz. Böyle hani oynamak tamam mı? Neredeyiz? Am, is, are, verb ing'deyiz. Tamam mı arkadaşlar? Okey. Alalım. Hop. Oo sağlam bu. Kullanılır. Kırırım. Bir şey olmaz. Am, is, are, verb ing'deyiz. Hani yorum, yapıyorum, oynuyorum diyeceğim. Mesela hemen tık telefon çaldı. Alo. Oğlum ya şu an oyun oynuyorum. Seninle hani uğraşamam diyeceğim. Nasıl diyeceğim bunu ben? I am playing. I'm playing. Mesela ne oynuyorum atıyorum. Ne oynuyorum ben? Her zamanki oyun. Mesela Knight oynuyorum. I am playing Knight. Hani Knight oynuyorum. I am playing FIFA. FIFA oynuyorum. I am playing PES. PES oynuyorum. Ne oynuyorsan onu söyleyebilirsin. Tamam mı? Ne var arkasında? Buzzword var. Hemen gelelim. Diyelim ki onlar bahçede oynuyorlardı. Nasıl diyeceğiz? Playing. They were playing. Nerede? In the garden. Ne zaman? Fi zamanında. Onlar bahçede oynuyorlardı. They were playing in the garden. Okay? Play de tamam. Devam edelim. Sırada run var arkadaşlar. Run koşmak demektir. Hemen will'de kalmıştık. Devam edelim. Yani koşacağız vesaire bir şeyler diyeceğiz. Mesela arkadaşım dedi ki ya akşam işte biz şuraya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Ben dedim ki ya kanka kusura bakma ben biraz spora başladım da biz şeyle hani Fırat'tan ne yapacağız? Koşacağız bu gece. Ne diyorum? We will run. We will run. Biz koşacağız. Kusura bakma. Tamam hadi eyvallah. Sonra can var. Koşabilirim ya da koşamam. Tamam mı? Mesela soruyorlar. Hüseyin Bolt. Hüseyin ne lan? Hüseyin. Adamın adı Hüseyin değil mi ya? Hüseyin bildiğin Hüseyin. Hüseyin Bolt gibi koşabilir misin? Mesela. Ne? Hani Usain Bolt ya. Hüseyin işte o değil mi? Hüseyin. Hüseyin ya. Hüseyin Bolt gibi hızlı koşabilir misin? Ben de diyorum ki babacığım ben hızlı koşamam. Ne diyeceğim? I cannot run. Ben koşamam. Nasıl koşamam? Hızlı ne demek? Fast. Fast. Nereden biliyoruz? Fast and furious. Hızlı ve tüplü. Değil mi? Bu kadar. I cannot run fast. Ben hızlı koşamam ki. Manyak. Kim Hüseyin'e ben nasıl yetişeceğim Hüseyin? Yardırdım uç. Adamın 3 bacağı var. Sonra gülme. Gülme adamın canını sıkmayın. Ne diyor? Sırada adam hayatı 1-0 önde baktı. O koşacak ben mi koşacağım?
Sırada C var. Yani görmek. Ve yardımcı sıramızda must'tayız. Yani bir an önce tamam mı? Mesela arkadaşımız çatır 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 öksürüyor. Ben ona ne diyorum? Kardeşim bak, you must see. Sen görmelisin. Ne görmelisin? A doctor. Sen bir doktor görmelisin. Senin bir doktora görmeye ihtiyacın var. Ne kastediyorum? Hadi hadi. Ölcen, müptezel. Tamam? Bundan bahsediyorum. Sonra may. Mesela 10 yıldır konuşmadığın bir arkadaşın var. Öteki arkadaşınla buluşmuşlar. Seni arıyorlar. Diyorlar ki ya oğlum gel şu çocuğu gör bak, ayıp oluyor falan filan. Sen de göt atıyorsun. Ne diyorsun? Vallahi I may see Ahmet. Ahmet'i görebilirim. I may see Ahmet. Yani Ahmet'i görebilirim belki. Tamam mı? Yani buna ne derler Türkçe'de? Göt atmak yani. Değil mi? Hani. İstemem. O daha kibar. İstemem. Şu cebime koy yani. Sırada talk var arkadaşlar. Talk ne demek? Talk, speak, konuşmak. Yani burada şuttayız. Mesela çok yakın iki arkadaşınız var. 20 yıldır birlikteler ve küsüşüyorlar. Siz de hani orada middleman olarak, ortadaki sap olarak onları ne yapmanız lazım? Barıştıracaksın. Çocuğun yanına gidiyorsun. Ya bak kardeşim böyle böyle olmaz. Hani bence gidip kızla konuşmalısın. Gidip Ayşe ile konuşmalısın. Nasıl diyeceğiz? You should talk to Ayşe. Vallahi Ayşe ile bence konuşmalısın kanka. Senin yaptığın ayıptır yani. Değil mi? Olur mu öyle? Olmaz. Tekrar başa döndük. Emiz Arbaz böyle talk yani konuşmak ifadesini kullanamam. Çünkü olduğum bir şey değil. Yaptığım bir şey var burada. Konuşmak var. Buğdayım. Mesela diyeceğim ki ben çok konuşurum. Ya da evet ben çok konuşurum diyeyim. I do'yu ortaya çıkarıyor muyum? Katiyen hayır. Ne diyeceğim? Talk olduğu gibi çakacağım. I do çıkmadı. Talk. I talk. Ben konuşurum. Nasıl konuşurum? Çok. Yani a lot. I talk a lot. Vallahi ben çok konuşurum. İşine geliyorsa. Hocam tamam. Talk anladık. Beyine kazıdık. Sırada tell var arkadaşlar. Tell de anlatmak demektir. Tamam mı? Hop. Neredeyiz biz? Daz'dayız. Diyeceğiz ki Ayşe sırlarını anlatır diyeceğiz. Ayşe böyle bir kolpadır diyeceğiz. Yani she Daz çıkıyor mu ortaya? Cümlem olumlu değil mi? Çıkmadı. O yüzden tell'i ne yaptım? Tells. She tells ne anlatır? Secrets. She tells secrets. O Ayşe var ya onun hiçbir şeyini söyleme. Bu gidip her şeyi anlatıyor böyle. She tells secrets. Bu sırları anlatıyor yani. Bir daha ne yapmayalım Ayşe'ye sır? Vermeyelim. Okey? Anladık mı? Sonra ne var? Did var. Sonra sen de gidiyor musun bunları Ayşe'ye sorun. Ha Ayşe Ahmet ne dedi biliyor musun? Senin sırlarını bile de söylediğini söyledi. Yani ne diyecek? Ben Ayşe'ye söyledim diyecek senin söylediklerini. Nasıl diyor? Ben did çıkmadı ortaya. Teli ne yaptım? Told yaptım. I told Ayşe. Ben Ayşe'ye söyledim. Ya. Ya ananı magnet gibi çekecek şimdi senin. Ayşe'nin sırları söylediğini bana söylediğini Ayşe'ye anlattım. Ayşe şimdi ne yapacak? Senin anneni esir edecek. Bu kadar basit. Tamam. I did çıkmadı. Told Ayşe. Ben Ayşe'ye anlattım. Kusura bakma babacığım. Ayşe benim 30 yıllık kardeşim. Tamam. Var mı sıkıntı? Tabii ki de yok. Devam edelim. You don't own me. Tamam. Sırada use var arkadaşlar. Use ne demek? Kullanmak. Harikasın. Sevdim seni. Use kullanmak demek. Çılgınsın. Am, is, are, verb ing'deyiz. Ne diyeceğiz? Yani kullanıyor, kullanıyorum, kullanıyorlar vesaire vesaire. Birisi sizden laptopunuzu istiyor. Kardeşim nerede azıcık bir takılayım ben de diyor falan filan. Sen ne diyorsun ki? Ya oğlum bizim biraderler kullanıyor. Yani onlar, they are using, onlar kullanıyorlar. Neyi? My laptop. They are using my laptop. Onlar benim laptopumu kullanıyorlar. Ne zaman? Şu anda. Yani ben ne yapamam? I can't give it to you. Ben sana onu can't. Veremem kanka kusura bakma. Tamam. Ondan sonra
Buzzword verb ing. Ne diyelim? Mesela şöyle diyelim. Ya oğlum ben seni dün 5 kere aradım, sen de telefonu açmıyorsun. Sen ne karaktersiz, ne şerefsiz bir adamsın ya. Sen ne diyorsun? Hemen uyduruyorsun. Ya oğlum bilgisayar kullanıyordum ya. Bilgisayardaydım ya. Nasıl diyeceksin? I was using the computer. Kompütörü kullanıyordum ya. Kompütör ne be? Bilgisayarı kullanıyordum ya. İşte günde 15 saat dersi girersen böyle oluyor. Bilgisayarı kullanıyordum kanka. Yoksa biliyorsun sen aradın mı? Tak diye açarım ben. Hani anladın mı? Okey. Var mı sıkıntı? Yok. Sırada work var arkadaşlar. Work ne demek? Rihanna'nın dediği gibi. Çalış 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 değil mi? Work. Neredeyiz? Burada mıyız? Yok ya, buradayız değil mi? Bildeyiz biz. Yani değil mi? Mesela bana küçükken sordular. Sen büyüyünce ne yapacaksın dediler. Ben ne dedim biliyor musunuz? Hayır. I will work. Çalışacağım. I will work. Değil mi? Neden? Çünkü ben bir karıncayım. Değil mi? Ağustos böceği olamadık da. Vallahi keşke olsak da biz de azıcık bir yan gelip yatsak yani. I will work. Ben çalışacağım. Okey? Sonra? Can. Mesela. Biri bana iş teklif ediyor. Diyor ki hocam şurada gel bize çalışsana şu kadar nevale verelim falan. Ben de diyorum ki oğlum kusura bakmayın da I can not work. Ben çalışamam. Neden? Sizin paranız yetmez. Değil mi? I cannot work. Çalışamam. Çünkü zaten günde 16 saat çalışıyorum ben. Be adam ne yapayım? Gecede taksiye çıkayım, oradan böyle çevre yolunu bırak beni, orada da biraz çalışayım, sonra eve gideyim artık değil mi? Sabah oradan derse kayayım böyle. Çevre yolundan derse kayayım böyle. Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar mevzu burada biter. Hala daha zaten konuşamıyorsanız yani ebenin yani tamam mı? O yüzden ne yapacaksınız? Artık bu öğrendiğiniz şeyleri biraz daha böyle aktif olarak kullanmaya çalışın. Biraz yorum yapın. Hocam ben böyle böyle cümle kurdum. Olmuş mu? Bir bak bakalım falan. Zaten teneffüslerde ben direkt bakıyorum oraya. Bir şey var mı? Yok mu? Hani kim ne yazmış? Birisi acaba bir yardım istemiş mi vesaire vesaire. Bunlara zaten bakıyoruz. O yüzden şimdi hemen ne yapıyoruz? Ne diyoruz şimdi? Ne diyoruz? Son 2 3 4 my lesson brings these guys online. They're like it's better than yours. Damn right. It's better than yours. I can teach you but I have to charge.